2000'li yıllara kadar düşürdüğümüz telefonlar için endişelenmemize gerek yoktu. Onlar dayanıklı iletişim araçlarıydı. Zamanla tuvalette tweet okuduğumuz narin cihazlara dönüştüler. Bununla birlikte kılıflar, ekran koruyucuları hayatımıza girdi. Zaten kılıf yüzünden bir daha hiç göremeyeceğimiz renkler ve tasarımlar giderek birbirine benzemeye başladı. Bu cihazlar düşmek için tasarlanmamışlar. Ama düşmek için tasarlananlar da var. Karşınızda DJI S110. Hiç rastladınız mı bilmiyorum. Bu da ayrı bir ekol. Darbeye, suya, basınca, sıcağa, soğuğa dayanıklı bu tarz telefonları genellikle Çin menşeili olan birkaç marka üretiyor. Ulefone, Unihertz, Ukitel gibi markalarla birlikte DJI de bunlardan birisi. Diğer markalarda düşük orta seviye özelliklere rastlıyoruz. DJI biraz daha fakirin amiral gemisi olmayı hedefliyor. Özellikleri hızlıca sayabilirim. Helio G99 işlemci, 120 Hz akıcı ekran, 12 GB RAM, 10.800 mAh batarya, 256 GB dahili hafıza, 66 W hızlı şarj, parmak izi, yüz tanıma, çoklu kamera sistemi. Ne ararsanız. Hani son teknoloji değiller belki ama yabana atılacak gibi de değil. Önemli bir bilgi. Bu tarz telefonlarda her modelin öne çıkan özgün bir özelliği oluyor. Mesela 20.000 mAh bataryası olan, üzerinde kamp feneri bulunan veya ses bombası gibi hoparlörü olan bir model satın alabilirsiniz. S110'un özgün özelliği de arka tarafındaki ekranı. Bu ikinci ekranda saati görüntüleyebilir, pusulayı kullanabilir, müzik çalara erişebilir ve ana kamerayla selfie çekebilirsiniz. Herkes için kameranın önemli olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bütün telefonlarda en az iki kamera bulunuyor. Tek bir kamerası olan bir telefon almak için özel bir çaba harcamanız gerek. Mesela şunun gibi. Sonraki videonun konusu. Ne diyordum? Bu dayanıklı telefonları biraz incelerseniz çoğu modelde kameranın vasat kaldığını görürsünüz. Örneğin bundan önce elime geçmiş olan S98 Pro modelindeki kamera 10 yıl öncesinin görüntü kalitesini vererek bana adeta nostalji yaşatmıştı. Video çekerken elektronik de olsa bir sabitleme istiyor insan ya da biraz loş ışıkta işe yarar bir sonuç almak istiyor. S110'un pratikte 3 kamerası bulunuyor. Geniş lens, ultra geniş lens ve gece görüş kamerası. Ultra geniş lensle başlarsak zincirin en zayıf halkası ama yine de bulunduğu için memnunum. Yine bu tarz çoğu telefonda ultra geniş veya telefoto lens bulmanız mümkün değil. Gündüz iyi ışık koşullarında ana kamera kadar olmasa da iş görecek fotoğraflar çıkarıyor bu kamera. Ancak ilginç bir şekilde bu ultra geniş açıda video çekemiyoruz. Ya da ben beceremedim, bilmiyorum. Ana kameraya geçtiğimizde işler daha da güzelleşiyor. Bu 50 megapiksellik Sony sensörüyle zifiri karanlıkta değilseniz epey iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Gündüzleri zaten gayet iyi. HDR modunu da açarsanız tatmin edici fotoğraflar çıkıyor. Gece görüşüyle karıştırmayalım ama Super Night isimli bir kamera modu var. O da loş ortamlarda biraz uzun pozlama yapıp daha aydınlık bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Biliyorsunuz devir yazılım devri. Kamera uygulamasının sunduğu seçenekler duruma göre iyi sonuç almanızı sağlıyor. Üçüncü kameramız gece görüş kamerası. Bu kamera kızılötesi ışık kullanarak ortamı aydınlatıyor. Siz zifiri karanlığa bakarken bu kamera ortamı çok net görebiliyor. Anlatmaya gerek yok, konuşmuyorum ama söyleyeyim. Bu telefon her türlü eziyete dayanıyor. Yüksekten düşmesinden korkmayın. Islanmasından, hatta denize düşmesinden de korkmayın. Dökümhanede de çalışsanız, karlı dağlara da çıksanız bu telefon çalışacak. MIL STD 810H sertifikasından bahsediyoruz. Arabayla üstünden geçmeye gerek yok ama adamlar önceden test etmişler. Taş gibi telefon işte. Kusura bakma 3310. 256 GB hafıza ile birlikte microSD kart takabiliyorsunuz. 120 Hz ekran akıcı bir şekilde çalışıyor. Pil deseniz 2 günü rahat çıkarıyor. Peki hiç mi sıkıntısı yok? Var. Be arkadaş! Dış dünyaya dayanıklı telefon yapıyorsun. Dışarıda ekranı görebilseydin bari. Güneşli bir günde dışarı çıktığınız an ekran parlaklığı konusunda tam anlamıyla sınıfta kalıyor. Hele güneş gözlüğünüz de varsa ekranı okumak imkansız. Neden parlaklık oranını yüksek tutmamışlar anlamak mümkün değil. Bunun dışında kameralardan 4K video alamıyoruz. Sadece 2K video var. Videoda elektronik görüntü sabitleme var. Optik sabitlemenin çok gerisinde olsa da hiç yoktan iyidir. Birkaç keresinde video çektiğimde galeriye kaydedilmediğini gördüm. Bu nadir olarak başıma geldi ama hiç olmaması gerekirdi. Sonuçta kameraya daima güvenebilmem gerekir. Kullanıcı deneyimi tarafından bakarsak Android 13 ile geliyor.
Bu çıplak bir Android diyebiliriz. Yani gayet sade bir şekilde size ulaşıyor ve içine gereksiz uygulamalar doldurulmamış. İşletim sisteminin gayet stabil olduğunu söyleyebilirim. 2 haftalık kullanım boyunca uygulamadan atma gibi bir durum sadece bir kere başıma geldi. S110'dan memnun kaldığımı ve 390 gramlık gövdesini gün boyunca gururla yanında taşıdığımı söyleyebilirim. S110 ve onun gibi dayanıklı telefonlar, belki de onları sadece en canlı ekran, en harika kamera, en hızlı işlemci için değil de bize en çok lazım olan özellikleri için seçmemiz ve satın almamız gerektiğini hatırlatan cihazlar. Neticede telefonunuz günün sonunda pili bitiyorsa, düştüğünde kırılıyorsa o andan itibaren sizin için ölü bir ağırlıktır. Ben her koşulda hayatta kalan 390 gramı tercih ederim. Bu telefonu satın aldığım Sahne İletişim'e buradan selamlar ve teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.